Arkadaşlar selamlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Şöyle geldik arkadaşlar, Amsterdam'da Waterplein diye bir tane bölgeye. Burada arkadaşlar şu an şurada tam karşıda şu mavi araba geçsin. Şurası arkadaşlar gördüğünüz yer bit pazarı. Amsterdam'ın bit pazarı. Şimdi birlikte oraya doğru gideceğiz ve işin açıkçası neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Hani Türkiye'deki gibi bir şey var mı yok mu? Hani böyle teknolojik ürünler mi göreceğim, televizyon mu göreceğim? Şeyden biraz çekiniyorum. Hani Amsterdam'da çok ciddi bir ikinci el pazarı var arkadaşlar. Ama bu pazar yoğunlukta olarak kıyafetlere odaklanmış gibi duruyor. Tam emin değilim bundan. Buradan bir karşıya geçelim. Şimdi burada böyle metal tabakalar var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Fiyatları da 5 euro. Amsterdam'da şöyle bir durum var. Burası maalesef pahalı bir yer arkadaşlar. Şu fena değilmiş. Yani bir şey alınabilirdi ama 1 euro olsaydı. 5 euro olduğu için almayacağım tabii ki de. Yolumuza devam ediyorum. Burada çoraplar var. Çorapların da bir tanesi 3 euro, iki tanesi 5 euro. Gerçekten ucuz bir yer değil. Şurada bir şeyler var. 1,5 euro, 5 euro. Şu tarafa geçelim. Birazcık daha rahat olur. Şöyle magnetler var. Bunlar da 3 euro, 5 euro. Burası sanki şey gibi. Adını siz söyleyin. Birazcık daha turistik bir bit pazarı gibi geldi bana. Şurada şöyle bir. Mesela şunun fiyatı 6 euro. Aklıma bir şey geldi. Acaba mesela Türkiye'den atıyorum şunu 5 TL'ye alıp burada harbiden 6 Euro'ya satabilirsin yani. Burada da arkadaşlar çay kaşıkları var. Bir tanesi 2 Euro, 3 tanesi 5 Euro. Ama çay kaşıkları şöyle. Yani Türkiye'de 5 lira. Bir de bundan çok şey yenmiş galiba. Böyle şurasında izler kalmış. Ya bir yandan da hani şey yapıyorum, tırsıyorum böyle hani Türkiye'de gösterimiz yasak bir şeye denk gelir miyim diye. 35 euro, 8 euro. Şurada büyüteçler var. 15 euro. Bu neymiş ya? Ha, kutu. Kutunun fiyatı 15 euro. Boynuzlar var isterseniz. Arkadaşlar ilgilenenler olursa 55 euro. İşte kama gibi bir şey var. Yine çok fazla kıyafet var. Hani şu an en önemli amacım bunların fiyatlarını öğrenmek. Onu nereden yapabileceğiz bilmiyorum. Şu gördüğümüz bu standdaki her şey 15 euroymuş. En azından bunlara bir bakalım. Yağmurluk var. Yağmurluk, yağmurluk. Bunlar 15 euro. Hello, is it your stand? Yes. May I ask the is this price? Sorry. The brown one. The brown one is leather jacket. Which one? Yeah, sorry, excuse me. This one. Yeah. Yeah, how much is the price? The camera. No, it's just me, not you. Give me 40. 40 euro. Okay. Thank you. Hollanda standartlarına göre düşünecek olursak çok yüksek değil. Türkiye'den gelip alışveriş yapmak isterseniz çok yüksek. Şurada şöyle bir yine bir kıyafet standı var. Mesela şu 10 euro. Ben bir devam edeceğim. Hep kıyafet buralar arkadaşlar. Nedense kameraya çıkmak istemiyorlar. Ha, şurada formalar var. Cemal'in çok istediği bir forma var. Onu buldum arkadaşlar. Durun ya, size de göstereyim. Şu Ronaldinho forması. Vallahi fiyatını soracağım. Hello. Do you have any size for Ronaldinho? Brazil. Yeah. I guess it's 128. No, not too small. Only big size. S, medium, large. Do you have any small? Is the small one? No, not small. Only medium, maybe. Only medium. Yeah. Okay. How much is it price? 45. 45. Yeah. Okay, I want to buy it. Yeah. Arkadaşlar 14,5 euro. 45. Sen Türkçe biliyor musun? 45 arkadaşlar, ben de yeni öğreniyorum. Çekebilir miyim seni? Gel abi. Aynen. İstanbul mu? Yok abi, İzmir'de burada yaşıyorum. Buraya geldim. Abimiz Türkçe biliyormuş, iyi oldu. Ben de İngilizce yeni öğreniyorum. 45, 14,5, 45 euro. Çok dedim be. Harbi orijinal mi? Harbi mi? Videodayım bak. Gerçek olma, orijinal olma bunlar. 13-45 euro yani var 20 euro da var ama dandik mal. Biraz bir indirim yap be. 40 yaparım, fazla yapam, orijinal olduğu için onlar. Gerçek bak, orijinal formaları zaten arkada saklıyorum. Sen harbiden kefilsin yani, diyorsun ki bunlar orijinal. Var mı var, bir de o var. Bir tane medium var. Medium değil mi bu? O oradakinin aynısı mı? Aynısı.
Aç bak istersen. Biraz büyük gelecek ama olsun, çok sevinecek ya. Şortu var mı abi? Bunun şortu yok. Büyüklerin yok. Tamam. Çocukta ne var? Mbappe'ye, Haaland, Ronaldo, Messi. Ronaldinho var mı? Milan filan? Yok. Orijinal bunlar var. Bunlar orijinal formalar var. Oo, bir dakika şunu. Harbiden. Arkadaşlar. Kamera nerede? Küçükler var ama küçükler çakma. Evet. İstiyorsan o 128 orijinal şey var. Real Madrid, Bellingham falan var. Ya Bellingham'ı o kadar sevmiyor. Sevmiyor mu? Yok. Finishes var, Junior. Yok. Neymar olur varsa. Neymar yok olur. Aynen. Onlar yok. İstersen Ajax Feyenoord var orijinal, onu vereyim. 25. Bu orijinal. Böyle Ajax'ını verebiliriz, Feyenoord verebiliriz. Abi ben bunu alayım ya, çok mutlu olur. Okay. 40 diyorsan okey. Tamam, 40 olur. Fazla da sağa sola söylemedi. Fazla da sağa sola söylemedi daha. Bunlar zaten 50'den veriyor. Evet, 40 euro arkadaşlar, ilk şeyimizi aldık. Bir kapama abi, bir videoyu göstereyim, ne aldığımı göstereyim. Açayım sana mı? Aynen, bir açık dursun. Kalite burada. Şöyle vereyim. Kalite burada diyor abi. Evet, aldığım şey bu arkadaşlar. Orijinal Ronaldinho forması. Medium. Cemal'e biraz büyük gelecek ama yine de çıldıracak. O yüzden. Odana assan bile yetiyor değil mi? Evet, odasına bile assa harbiden abimin de söylüyor. Sen ne kadar burada yaşıyorsun abi? Ben doğma büyüme buradayım. Doğma büyüme Amsterdam. Amsterdam, evet. Eyvallah, biz İzmir'den geldik. İzmir'den. Yeni yerleştik. Buraya mı yeni yerleştik? Evet. Amsterdam'a mı? Evet. İyi, güzel. Biz zaten her sene gidiyoruz tatile ama biraz Akçay tarafına gidiyoruz. Akçay tarafı. Abi o değil, bu Amsterdam biraz pahalı değil mi ya? Pahalı. Amsterdam çok zaten, pahalı ya. Hollanda'nın en pahalı yeri burası. Evet. Amsterdam bir de Harlem. Evet. Harlem'de zaten ben orada kalıyorum. Aynen. En pahalı, hem kiralar falan orada acayip. Eyvallah abi. Tamam. Atalım bunu benim çantaya. Kaç senedir buradasın? Daha bir ay oldu. Bir ay oldu. Aynen. Tamam. İş için mi, ziyaret, ticaret? Abi expat olarak geldik. Eşim expat benim. Abi evet. dil de çok zor ya. Öğrenmişsin. Öğrenmişsin değil mi? Okula da gidebilirsin istersen. Ücretsiz varmış bir kurs. Var mıymış? Var. Doğrudur. Belediyeden gidersen o tarafa doğru. Aynen. Çağdaş Işıl yazıp abi bir 2-3 gün içinde izleyebilirsin abi videoyu. Nerede? YouTube'dan. YouTube'da tamam. Aynen, okay. Çağdaş Işıl. Tamam, okey. Görüşürüz tamam, abi. Olur. Hayırlı işler, eyvallah. Evet arkadaşlar, giriş için biraz pahalı bir alışveriş yaptım. 5-40 euro ama Cemal'e gerçekten çok uzunca bir süredir aradığımız bir formaydı ve orijinalini aldım. Görüşürüz abi. 40 euro, yani orijinal Ronaldinho formasını kaça almış oldum ben? TL'ye ben çevirmeyeceğim çünkü moralim bozuluyor. Bizim kafamızdaki bit pazarı formuna uygun. Burada böyle plaklar var arkadaşlar. Leonard Cohen 10 euro, 8 euro, 20 euro Bob Marley'yle. Yanında takıcı var. Ooo burada... Bunlar da arkadaşlar 10, 15, 5, 40, 30 sizin seçtiğiniz ürünün şeyine göre fiyatları değişiyor burada ama bildiğiniz bir pazar ortamı burası. Böyle oturup seçebiliyorsun ha. Bu 2 euro mu ya? Yo. It's true. Have a nice day. Evet, 2 euro değilmiş arkadaşlar. 25 euro. Burada çok fazla kıyafet var. Şöyle devam ediyorum. Şurada bir atıştırmacı var ama şeyden sonra arkadaşlar, muhtemelen Ramazan'dan sonra bu atıştırma videolarına girişiriz. Yemek vesaire işte, eğer gireceksek, hiç teknolojik bir şey görmedik henüz. Öyle bir durum var burada. Bir tanesi 3 euro, iki tanesi 5 euro. Yine kıyafet, giyim, ceket, forma. Oo, şu çok iyiymiş ya. Ama yani çok kirlenmiş de. Bir yağmurluk gibi, mont gibi şey ihtiyacım var. O yüzden ilgimi çekti. Hello. How much is this? Sorry? It's 35. Next to the price. It's 25. No. How much is this yellow North Face price? Which one? Yellow one is 35. 35. Yes. Thank you. 35. 35 euro. Kirli almayacağım. Temiz olsaydı biraz. Bunlar 5 euroymuş. Aha, ayakkabı. Bunlar muhtemelen sıfır. Evet, sıfır ayakkabılar. 25 euro. Bu ne lan? Bayağı
deri gibi. 229 euro. Aha. Şurası 1 euro ne alırsan. Mesela hani ben geleyim Amsterdam bit pazarından bir şeyler toplayayım, Türkiye'de kar edeyim kısmı zor. Gerçi şunlar 20 euro tam bilmiyorum ya. Giyimciler tabii daha iyi bilir. Mesela şunlar 20 euro. 700 TL'ye geliyor. Bunu 2000'e satabilir misin? Valla satabilirsin galiba. Bak şu an biraz bana mantıklı gelmeye başladı bu. Mesela 35 liraya şunlardan alsan 1300 TL'di. Bunlar orijinal değilse 3000, 4000 neyse öyle bir şey satıp kar edebilirsin. Zaten sanırım bu işi yapan butikler var ya. Ben de böyle şeyler söylüyorum ama mesela giyim butiği var bu işi yapıyor. Şu anda kanal var yanımızda bu arada. Bunun devamında bir şey yok. Şöyle aynı sokağa tekrar geçeceğiz. Azıcık da beni izleyin diye kendimi açtım. Şeyin farkındayım arkadaşlar. O ne abi saç sakal birbirine girmiş falan. Henüz daha berber bulamadım. Yani bir sürü berber gördüm tabii ki de ama ne bileyim insan bir yabancı memlekette çekiniyor. Bazen şeye hesaplıyorum. Mesela işte atıyorum 2-3 ay sonra Türkiye'ye gitsek 2-3 ayda benim saçım ne kadar uzar diye. Çok fazla kıyafet var. Yani onu söylemiştim zaten. Yani bu Amsterdam'daki ikinci el olay bayağı bir kıyafet üstüne fokuslu. Bu ne ya? Heh. Bak şimdi biraz rahatladım ya. Bana bunlarla gelin ya. Neymiş ya? Bir patlama şeyi var ya. Burada kumanda var. Bu ne? Yani bıçakmış. Bu neymiş? Bir yanına yine geçiyorum. CD var. Gözlük kutusu. Şöyle. Çan ne bu? Tepsi. Bu bildiğiniz ıvır zıvır at. Hani her erkeğin evinde olanın. Yine ıvır zıvır at, ıvır zıvır at, ıvır zıvır at. DVD var. Evet arkadaşlar resmen bildiğiniz pazar bitti. Bu kadar. Sonuç olarak 40 euroya bir tane Ronaldinho formamızı hem de orijinalinden almış olduk. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka size söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdi bisikletime doğru gidiyorum. Umarım hani bu benim ilk vlog deneyimim. Umarım hani beğenirsiniz. Beğenmezseniz de veya arada derede kalırsanız da lütfen yorumlarımda belirteyin ki. Çünkü bu vlog meselesini ben bilmiyorum. Bilmediğim için anlamaya çalışıyorum. Yani bazen biri şey yazmış yorumlara, o çok hoşuma gitti. Abim evi ürün gibi tanıtmışsınız. Hani o tarz durumların olmaması için hani bunların hepsine tek tek artık dikkat etmeye başlayacağım. Zaten hani beğendiyseniz teşekkürler sizlere de bu arada. Ama beğenmediyseniz veya şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa da lütfen yorum bölümüne belirtin diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.